Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzun konusu kaset çalar nasıl çalışır? Bunu anlatmadan önce kısaca manyetik alan teorisinden bahsetmek istiyorum. Çok detaya girmeyeceğim. Bu konuyla ilgili olarak Pickup Nasıl Çalışır başlıklı videonun ilk başlarını izlerseniz detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Ama kısaca özet olarak şu an için size söyleyeceğim şudur. İlkokulda ya da ortaokulda hatırlamıyorum yaptığımız bir deney vardı. Bir çivinin üzerine elektrik kablosu sarıyoruz, yani bir bobin oluşturuyoruz ve buna akım verdiğimiz zaman o çivi mıknatıs özelliği kazanıyor. Tabii bu sistem tam tersine de çalışabiliyor. Yani eğer akım vermezseniz, o tellerin ucuna, bobinin ucuna bir akım ölçer bağlarsanız ve mıknatıs yaklaştırırsanız telde bir elektrik akımı oluşuyor. Yani bu sistem İki taraflı çalışan bir sistem. Ya tele akım veriyorsunuz, mıknatıslık özelliği kazanıyor. Ya da akım vermiyorsunuz, bir mıknatıs yaklaştırıyorsunuz, telde akım oluşuyor. Bu çift taraflı çalışan bir sistem. Bu bir kenarda dursun. Gelelim kaset çalar nasıl çalışır? Kaset çaların iki önemli parçası var. Birisi kasetin üzerindeki bant, diğeri de kaset çaların üzerindeki okuyucu kafa. Önce banttan başlayalım. Kasetin içindeki bant aslında 4-5 mm kalınlığında bir naylon şerit. Bu şeridin üzerine mıknatıslık özelliği olan bir madde kaplanmış durumda. Ve her bir milimetresinde farklı bir güçte mıknatıslık özelliği var. Yani bir kısım 1 milimetresinde daha çok, 1 milimetresinde daha az, sonrakinde daha fazla veya daha az gibi böyle bir inişli çıkışlı bir mıknatıslık özelliği kaydedilmiş durumda. Ha, o banta nasıl kaydediliyor ona birazdan geleceğim. Şimdi bir de kaset çaların üzerinde okuyucu bir kafa var. Bu kafanın üzerinde çok minik, manyetik alana duyarlı parçacıklar mevcut. Kaset bantı okuyucu kafanın üzerinde ilerledikçe kasetin üzerinde bulunan her bir milimetredeki, aslında nanometrede, milimetredeki mıknatıslık özelliği okuyucu kafayı etkiliyor ve okuyucu kafanın üzerindeki bobinde bir akım oluşturuyor. Ve bu akım devamlı inişli çıkışlı dalgalı bir akım. İşte bu da aslında ses dalgasının bir simülasyonu. Dolayısıyla kaset bantı üzerinde kayıtlı bulunan mıknatıslık özelliği, her bir bölgesinde bulunan farklı mıknatıslık özelliği okuyucu kafanın üzerindeki bobinde farklı akım değerleri oluşmasını sağlıyor. Şimdi kaset bantına yakından bakalım. Bantın üzerinde, tabi bantın tamamı kullanılmıyor, İnce şeritler halinde, yani okuyucu kafanın tam karşısına denk gelecek şekilde ince şeritler halinde bir belli bir alana kayıt yapılmış durumda. Kayıttan kastım manyetik özelliği değiştirilmiş durumda bölgeler. Böylece biraz önce dediğim gibi bant ilerledikçe kafada buradaki değerleri okuyor. Tabii biz stereo müzik dinliyoruz. Dolayısıyla iki kanaldan kayıt yapılması lazım. Dolayısıyla en az iki tane şerit kullanılıyor olması lazım. Daha doğrusu iki bölgenin kullanılıyor olması lazım. Tabii bir de kasetin A yüzü var, B yüzü var. Dolayısıyla A yüzü için iki kanal, B yüzü için iki kanal ve böylece kaset bantı üzerinde 4 adet kanal kaydedilmiş durumda. Gelelim bu banta kayıt nasıl yapılıyor? En başta söylediğim gibi bu elektromanyetik alan teorisiyle bağlantılı olarak bu sistem tamamen tersine de çalışabiliyor. Yani çiviye akım verirseniz mıknatıslık özelliği kazanıyor. Akım vermezseniz, mıknatıs yaklaştırırsanız da bir akım oluşuyor. Şimdi bizim burada yaptığımız aslında ilk anlattığım şey. Yani bobine akım veriyoruz ve okuyucu kafa mıknatıslık özelliği kazanıyor. Dolayısıyla bantın üzerindeki maddeyi, tabii yine bant kafanın üzerinde ilerliyor. İlerledikçe bantın üzerindeki maddenin manyetik alan özelliğini değiştiriyor. Böylece banta kayıt yapılmış oluyor. Aslında bu manyetik alan teorisi
Audio dünyasında her yerde karşımıza çıkıyor. Yani hoparlör de aynı sistemle çalışıyor, mikrofon da aynı sistemle çalışıyor. Teybin kafası veya pick-up'ın kafası da yine aynı sistemle çalışıyor. Böylece bu sistemle isterseniz yazılmış olan bir şeyi okuyabiliyorsunuz veya bantın üzerine kayıt yapabiliyorsunuz. Temelde kaset çaların çalışma prensibi ya da teybin çalışma prensibi bu şekilde özetlenebilir. Tabii ki bu çok detaylı bir konu. Ancak en basit haliyle böyle anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir de makaralı teypler var. Onlarda da sistem birebir aynısı. Kasetlerin özelliği küçük bir alan kaplaması, kolayca yanımızda taşınabilmesi. Hatta Walkman'ler çıktıktan sonra müziği de beraberinde gezdirebiliyor olmamızdı. Tabii şimdi bir sürü dijital imkanlar çıktı. Cep telefonlarımız veya MP3 player'larla istediğimiz yerde istediğimiz müziği dinleyebiliyoruz. Ama kasetler taşınabilirlik açısından devrim yaratan şeylerdi. Ve hayatımızın, yani benim yaştaki birçok kişinin hayatında çok büyük değişiklikler getirmişti. Evet, kaset çalarlar ve kasetler hakkında anlatacaklarım bunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.